Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Hurmatli birodarlar, musulmonlar, talaba ilmlar, bizni kuzatayotgan aka-ukalar, opa-singillar. Riyozi solihin hadislarini o'rganib davom etyapmiz. Rasulullohning sunnatlarini mahkam ushlash haqida, sunnatning qanaqa ekanligi haqida shunga bir zarbul masal qilganlar Rasululloh. Shular haqida o'rganamiz. Abdurrahmon, marhamat, hadislarni o'qishni boshlaymiz. Bismillah. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية له وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي به القداحة حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الله تعالى men bilan yuborgan ya'ni men Allohdan olib kelgan hidoyat va ilmning misoli osmondan yog'gan yomg'irga o'xshaydi. Osmondan yog'gan yomg'irga o'xshaydi. Yomg'ir yer yuziga yog'di. Xo'p, nima bo'ldi? Endi yer har xil. Hamma odam biladi buni. Bir qism yer bor, yomg'ir yog'gandan keyin yaxshi narsalarni undirib chiqardi. Al-kala'a wal-ushbal kathir ya'ni o't o'lanlar odamlarga oziqa bo'ladigan narsa chiqardi. Yana bir qism yer bor, u yer qattiq yer. Bir narsa unmaydi u yerdan, lekin suvni saqlab qoladi. Odamlar undan suv ichishadi, dalalarni sug'orishadi, o'zlari ham ichadi. Hayvonlarga ichtiradi. Yana bir qismi bor cho'l dedilar Rasululloh. Qumga o'xshaydi cho'l. Yomg'ir yog'averadi, singib ketaveradi. Yo foydasi yo'q. Xuddi shunga o'xshaydi odamlar ham. Ya'ni Rasulullohning sunnatlarini ajoyib bir misolda yomg'irga o'xshaydi. Odamlar ham xuddi shunday. Rasulullohning sunnatlarini, Rasulullohning yo'llarini yomg'irga o'xshatilyapti. Yomg'irni yer qanday qabul qilsa, odamlar ham shunday qabul qiladi. Odamlar ham shunaqa bo'linadi. Ba'zi birlar bor. Rasululloh olib kelgan sunnatni o'rganadi, bilganicha odamlarga yetkazadi. Bu eng yaxshi toifa, eng yaxshi inson. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir hadislarini eshitsak, uydami, farzandlarimizgami yoki yosh kattalar nabiralargami, ey bolam, o'ng qo'lingda ovqat yegin. Bismillah deb ovqat yegin. Rasulullohning sunnatlari, ovqatlari to'kilganini yeb qo'ygin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar deb aytsa, ana shu toifadan bo'ladi. Yomg'irni qabul qilib, o'simlik chiqargan toifa. Yana bir toifasi bor. O'zi juda ham yaxshi tushib bormasa ham hadisni eshitib yetkazadi. Shuning uchun hadislar aytaverish kerak doim. Masalan, ba'zi bir odamlar hadislar ichidan ahkomlarni chiqara olmasligi mumkin. Hadislarda ko'zlangan hadislarda hammasi hukmlarda bizga hayot tatbiqi. Rasululloh mana qanday degan ekanlar deb aitsa, ehtimol eshitgan odam yaxshiroq tushunishi mumkin. Bu ham bir toifa odam. Yana bir toifa odam bor, bu qulog'idan kirib, bu yoqdan chiqib ketganday. Hadislar ishlayveradi.
hiçbir tasir kılmaydı. Çölge okşaydı da o. Su yokup yokup, yok alıp ketkenge okşaydı. Ana şunge misal kılı yaptılar. Kenge hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yaptılar ki, men bilen sizlerin misaliniz yaptılar. Hüddü bir yerde alav yakılgen, bir kişi alav yakkan da. Alav yakkandan kiyin, şu alavge parvanalar, kepeleyler uzun uğradı. Doğru mu? Herkıl canavarlar uzun uğradı haliginde. Hani şu adam hani canavarları haydaydı. Küymesin, hazır çüse bugün küyüp yanıp getirdi deyip, o şundan haydaydı. Men sizlerge hüddü şunu demen dediler. Ahudu bi hücezikum anin nar. Men sizlerini şu bel bağınızdan uçlap, cehennemden uzaklaştırıcı hareket kılamaz sizlerde. Sizler bolsa meni qo'limdan qochib ketasizlar. Tafallatuna min yadayya. Meni oldimdan yoki meni qo'llarimdan qochib yana o'sha jahannamga o'zingizni urasizlar. Bu yerda bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ya'ni sunnatlarga ergashish, Rasulullohning sunnatlarini ushlash, e'tiqodlarini ushlash, iymonlarini ushlash, ana shu yo'lni mahkam ushlash insonga najot deyilyapti-da. Yana hadis foydalaridan Rasulullohning ummati ustidagi haqlarini kattaligi. Yani şimdi can küydürgen adam değil yaptı da bu yerde. Hop, aldığın hadisleri kaldırıp koyduk. Fakat bunu düşünme alıştık için. Demek hadisler, Resulullah alıp gelen malumat hazır bir nasıl ismi çıktı da. Yani yağmurge okşatılı yaptı da. Doğru mu? Yağmurge. Yahudiler sahabalarına maskara kıldı bir günü. Sizler peygamberiniz hacethaneye kirişeyim örgütü de maskara kıldı. Salman radıyallahu anh'u aytdilar ki doğru dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çap ayağı bilen kiriş keyin o'sha necasatı tozalashga aytganlar. Ya taş bilen ya ki çünkü taşga o'xshagan narsa ya ki su bilen tozalashga o'rgatdilar dediler. Resulullah hammasini o'rgatganlar da. Biror narsa qoldirmaganlar. Osmonda bitta kuş uçsa şu hakkında bizge haber vergeller deyildi. Sahabelerden. Hop, Nu'man ibn-i Beşir r.a'nın hadislerine kayıtımız. Yani şu sünnetlerden bir de misal. Resulullah ettiler ki, saflarınızı tekiz kılınlar. Namaza turgen de tekiz saf alınlar. Yoksa, şimdi yıkılmasaylar, Allah Teala sizlerde kalplerinizi birbirine hılap kılıp koydu. Yüzleriniz deyken şu kalpleriniz deyken. İnsan kalbi bilen yüzlenedi ki. Yani bir nesige bir tomonga yönelse, birinci o'sha hayoli ketadi, qalbi ketadi-da. Yüzleriniz degani, yani o'sha yönelişiniz degani. Alloh taolo bir-biringizni xilof qilib qo'yadi dedilar. İmam Müslim rivoyatlarida Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem huddi anu o'q soladigan idishda o'qlar tekis turadi-ku, kamon o'qlari. Shunday qilib bizni tekizlardilar. Rasulullah qo'llari bilan tekizlab chiqardilar safimizni. Namozda turganimizda Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem kolları bilen tekizlerdiler safımız dedi şahı sahabeler. Namazı saf dururken de tekiz duruş zarur. Ta biz çuva günce şimdi yıkıldılar. Kegin çuva günümüzden keyin ne makıldı? O sahalımızı koydular. Uzunumuz örgendik şunu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp takbir aytıldı. Namazı kulak kalkmakçı bulup dururkenleri de bir adamla kökürege çıkıp dururkenini gördüler. Ey adamlar! Saflaringizni tekis qilinglar yoki Alloh taolo qalblaringizni bir-biriga teskari qilib qo'yadi dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida mana shu namoz o'qiydiganlar ko'p bo'lgan masjidlarda alohida bitta inson qo'yilgan ekan. Shu saflarga qarab turadigan. Biz ham masalan ota-bobolarimizdan eshitganmiz, vodiy taraflarda endi boshqa tomonlar bilmaymiz, vodiy taraflarda masjidlarda shu saflarga mas'ul bo'lgan insonlar bo'lar ekan ilgari. Adamlara safını tekizlep, saflar tolmagan joylar toldurinlar deb, aynısı cuma külleri de, hayit külleri de. Çünkü bu muhim narsa, sünnet bu. Resulullah'ın yolları. Keyingi hadisda aytilyapti ki, bir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günü Medine'de bitta uy yanıp gitti. Keçesi yanıp gitti. Uydagilar bilen birga yanıp gitti. Resulullah aytdilar ki, bu olov sizlarga düşman dediler. Uçurup yatıyınlar dediler. Olovni o'chirib yotinglar dedilar. Yana bir hadisda sichqon o'sha olovni to'kadi. Ilgari olovlar nima chiroqlar nimada bo'lgan-ku? Fonus bo'lardi, fonus deyiladi. Yoki shamchiroqqa o'xshagan narsa, yog' bilan yoqiladigan. Sichqon haligini o'ynab to'kib yoradi, keyin butun uy yonadi. Innal fuwaysiqata tudrimu
ala ahli beyti buyutahum. Ya ahli buyuti buyutahum. Vallahi alam. Yani lafzı ismi kim yaptı? Yani hani şu fasık değil yani. Sıçkanın fasık değil yaptı. Bu fasık üyler yok yuvarladı gelirler. Olavları uçurinler. Hazır mısın lan? Hazır kanakladı. Gazları bekitip yatış gerek. Gaz mesela çıkıp yatken olsa şu zahra bilen adamlar kançası ölüp gitti yaptı. Yok ki keçesi kattı, bub ketadı, yanıp ketadı. Hullas buna kadar vakiler köpkü Resulullah'ın sünnetlerine aitliyordu bir yerde. Olavını uçurup yatıyorlar. Olav özü aslı Allah Teala bergen bir nimet. Bazı vakti zarar yiyen bub kalışı mümkün de. Mata anlil mukvin değil yani. Yani misafirler başkasına fayda. Yani avukat pişirdi, üydü istedi. Lekin şu bilen birge zarar yiyen var. Zarardan ihtiyat bulunur deyipler. Allah Allah. Bana şu demek Resulullah'ın sünnetlerini üçleş hakkı da yağmurlu misal kılındı. Kiyin olav yokkan adam parvanalarda ondan haydi gelene aittiler. Kiyin iki misal safları tekizleş ve olavını uçurup yatışına aittiler. Allah Teala bilmegenlerimizi bildirsin. Bilgenimizi amal kılışke muvaffak kılsın. İstikallerimizi faydamızı hüccet kılsın. Allah'a alam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Selamet kalın.